Evet, yeni yıla girmeye artık sayılı günler kaldı. Son haftadayız ve son pazartesi. Aynen öyle. Evet. Bu yılın son haftası, son pazartesi. İnşallah gelen yıl güzellikleriyle gelir İnşallah. Efendim. Biz de Diva'dan hediyelerle böyle Bülent Ersoy'dan güzel kupalar geldi. Güzel Onlarla geldi. Evet. Uğur getirsin, şans getirsin. Uğur getirsin. Bir de nazar boncuğu, böyle çok güzel nazar taşları göndermiş. Çok başarılısınız. Masaya koyun, nazar değmesin dedi. Niye unuttun? Ben benimkine eve koydum. Kırılır mırılır falan sen diye. Sen eve koydun, ben buraya getirdim. Buraya Hayır, koyayım. Sana buraya getirdim ya. Tamam, okey. Gülşen'inki şu an, kulise nazar değmesin. Kulise tamam. Dursun. Aynen. Çok teşekkür ederiz hediye. Evet, yılbaşı akşamlarının vazgeçilmesi efendim. O Ses yılbaşı çekimleri dün akşam yapıldı ve Müge'cim her yıl olduğu gibi bu yılda star isimler, sürpriz düetler var. Kimler mi? Şöyle bir bakalım. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti Barış Manço'nun Bal Böceğim şarkısını söyledi. Büşra Pekin, Antidepresan'a bayılıyoruz o şarkıya. Arada bir çalalım arkadaşlar. Harika yorumladı. Bir şarkı. Aslan Malbora ile Aytaç Şaşmaz'dan muhteşem bir düet geldi. Ama o sese bir düet var ki bizce o damga vurdu. Haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı efendim. Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan özledim dediler. İzleyelim. Bu şarkıyı bu ara kim söylemeyi becerirse gözümüzde yıldız. Şarkı o kadar güzel ki. Sana şöyle söyleyeyim. İyi değerlendirirsen bu şarkıyı, rüzgarına iyi kapılırsan, hakkını verirsen yürürsün. Yürür giderse. Evet. Değil mi? Yeni çıktı şarkı zaten. Yeni çıktı tabii. Çok yeni ama bence yılın şarkısı oldu. Yılın şarkısı. Bir de bazı şarkılar duyar duymaz önce bir dakika biraz daha dinleyeyim diyorsun. Dinledikçe güzelleşiyor. Alışıyorsun. Sezen Aksu şarkıları gibi. O da ilk önce çıkar, şöyle bir durursun. Ya da biz öyle bilmiyorum. Sonra vazgeçemez hale gelirsin. Adı üstünde antidepresan, depresan hani böyle biraz insanı aşağı çekiyor ama aslında yukarı kaldırıyor. Yukarı kaldırıyor. Evet. Şarkı çalsın güzel ama bir şey söyleyeceğim Müge. Ben bu çiftin adını yan yana okuduğumdan bu yana olmuş dedim. Evet ama Ayça, kendileri bir olduramıyor. Murat Boz, onlar geçtiğimiz aylarda bir davete katıldılar. O davette samimiyeti ilerlettiler. Sonra görüşmeye başladılar. 3-4 kez bir araya geldiler ama bir türlü olmadı. Çünkü Ayça Ayşin Turan Alp Naruz'la yeni bir ilişkiden çıkmıştı. Çok ilişkiye hazır değildi aslında. Alp Naruz hazırmış bak, Alp hemen ileride Alişan'la. Kızlar için biraz daha zor oluyor herhalde. Evet. Bir yaz dönemi böyle bir de o çok, ayrılık dönemi. Çok böyle sektörde, piyasadaki belli başlı tiplere benzemiyor. Daha naif bir. Naif bir. Daha naif bir genç. Murat Boz da öyle. Murat da ya öyle. O yüzden böyle tam böyle dengi dengine bulmuşlar dedik. Şeye bakıyoruz, düetteki hallerine bakıyoruz. Ben yemin ediyorum. Çok yakışıyor. O ses yılbaşında sırf onlara inceleyeceğim bir aslında hal, onlar, evet evet, onların bir araya gelmesi kadar zekice bir şey yok. Evet. Çünkü Murat Boz kimle düet olsun, direkt onunla, yani Ayça Ayşin Turan'la yan yana getirilseydi ki getirildi. Şimdi ekrana kilitleyecekler. Aradaki uyum orta. Bir de fiziken de birbirlerine benziyorlar, sanki bir yakışıyorlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Resim tamamdır. Çerçeve neydi? Ya hep karıştırıyorum Ayşe. Resme bakıyorum. Çalalım şarkıyı. Neydi Ayşe Tekkan'ın? Resim değil çerçeve arıyorum. Resim değil çerçeve. Ay böyle miydi ya? Resim tamam, çerçeveye de bakacağız. Dur bir dakika, böyle miydi? Resim çerçeve arıyorum. Evet, doğru söyledin. Bu seferki zorlama değil. Seni seviyorum. Evet bak, ezberlemişiz, tamamdır. Biz niye yoktuk o seste? İyi ki yoktuk. Ne jüri kalırdı. Keyfiniz ne vardı. Ne jüri kalırdı. Ötekilerinin kulakları tırmalanırdı. Aman aman, çok güzel bir karar. Yalnız orada bir Selin Şekerci dikkati çekiyor. O ne güzel bir ses. Benim diyen şarkıcıdan çok daha iyi yorumlamış. Oyuncuların aslında seslerinin zaten çok güzel olması gerekiyor da bazılarının değil, Selin Şekerci'den. Zaten jüri üyeleri de şaşırıyor. Son dönemde bir Pelin Akil beni şaşırttı. Hmm. Bir de Selin Şekerci. Hiç beklemiyordum ve tepkisine. Büşra çok güzel seslendirmiş. Jüri üyelerimiz Seda Sayan, Murat Boz,
Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe. Daha ne olsun? Tam yıldızlar geçidi olmuş. Biz oraya çıksaydık Murat Boz ve Seda Sayan'ı kafalardı. Dönerdi. Bilmiyorum Ebru Gündeş ile Yıldız Tilbe nasıl yaklaşırlardı. Ya Ebru Gündeş de dönerdi diye düşünüyorum. Dönerdi Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe ve çocuklar bir daha sakın şarkı söylemeyin derdi. Kesinlikle isimler zaten hepsi konularında. Zaten öyle bir iddiamız da evet, yok. Önemli isimler. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çift. Yani evet. Onların her şekilde bir enerjisi var ve çok. O enerji seyirciye de geçiyor. Evet. Al böceğimi de gayet böyle evde söyler gibi eğlenerek seslendirmişler. Bir de unuttuğumuz, hani tabii ki unutulacak bir şarkı değil de bazı şarkılar gündemden zaman zaman düşüyor. İlla ki böyle bir çift ya da ünlü birisi seslendirecek, onun için gene dillere düşer. Al böceğim. Ne güzel. Bu arada o ses yılbaşında yarışmacılara jüri üyeleri de katkıda bulunuyor. Evet. Bayağı düetler. Bu sefer değişik var. Bir şey. Bayağı düetler. Aynen. Merakla da bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Şu Özledim düetini bir daha bir getirebiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Gelsin izleyelim. Yani hayranları tamam diyor. Biz evet bizden diyoruz. De geçer not bizden de geçer net aldılar. Böyle yan yana durduklarında son dönemlerde bu kadar yakışan çift de azdır. Ama bekliyorlar. Bekliyorlar evet. Acele tabii etmiyorlar. Arkadaşça görüşmeye de devam ediyorlar. Belki yeni yılın ilk günlerinde aşk haberlerini veririz. Bekliyoruz. 2022'nin sonuna doğru habire tamam geliyor dedik. Hadi 2023'ün ilk gününde verelim inşallah aşk haberlerini. Şarkının şimdi sözler de çok manidar yalnız. Şarkı da çok manidar. Şarkı da çok manidar evet. Bazı çiftler var daha aralarında aşk meşk başlamadan yakıştırıyoruz. Çoğu da oluyor. Bazı çiftler var. Nikah masasına oturdukları gün bile fotoğrafa baktığında bir şeyler olmamış diyorsun dediğimiz çiftlerden biri de o nikah haberlerini verirken tabii ki elbette bunu söylemedik. Burcu Binici ve rapçi eşi Tankurt Manas'tı. 4 ay önce nikah masasına oturdular. Badana boya eşya seçimi ev sahibiyle anlaşmazlık yüzünden evliliklerinin ilk haftası kavga edip ayrıldılar. Araya yakınları girdi, tekrar barıştılar ve şimdi ihanet iddialarıyla bir kez daha bu kez kesin olarak ayrılık kararı aldılar. Dinleyelim. Büyük aşk sadece 4 ay dayanabildi. Aldatıldığınız iddiaları var. Burcu Binici ile Tankurt Manas neden boşanıyor? Koruma talebi de bulunmuşsunuz sanıyoruz ki. Ayrılığın sebebi şiddet ve ihanet mi? Dolandırıldığınız haberleri de çıktı. Oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas kısa bir flört döneminin ardından Eylül ayında nikah masasına oturmuş, bir hafta sonra da evin boya rengi nedeniyle ayrılma noktasına gelmişlerdi. Ancak bu ayrılık kısa sürmüş, barıştıklarını böyle duyurmuşlardı. Ama ünlü çift ikinci krizi aşamadı. Üstelik iddialar bu kez çok daha ciddiydi. Hemen çıkan haberleri soralım. Aldatıldığınız iddiaları var. Yazışmalar ortaya çıktı. Doğru mudur? Boşanma davası açmışsınız, boşanıyor musunuz? Tankurt Manas yaptığı açıklamada ihanet iddialarını yalanlamıştı. İlk kez kameralar karşısına geçen Burcu Binici ise boşanmayı doğruladı. İddialar karşısındaysa sessiz kaldı. Ancak beden dili ve konuşurken titreyen sesi bazı şeyleri anlatır gibiydi. Biliyorsun ben bu zamana kadar hiç sizi geri çevirmedim. Şimdi iyi bir süreçte değilim yani, iyi de değilim. Konuşmasam, hani bu konu hakkında... En azından haberler doğru mu onu öğrensek. Koruma talebi de bulunmuşsunuz sanıyoruz ki. Ben hiçbir şey söylemesem, senden tek ricam şey, bu zamana kadar biraz çok biliyorsunuz, hiç şey yapmadım. Ama iyi değilim sadece. Bana biraz şey yaparsanız, zaman verirseniz, çünkü konuşmak istemiyorum. Yargıya intikal etti. Onun için teşekkür ederim. Oğlum, yani normalde bak hiç kırmadım sizi. Ama hiç konuşmak istemiyorum. Yani iyi değilim. Zaten zor şey yapıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Olur mu? Burcu'ya gerçekten üzüldük. Evliliği için çok mücadele verdiğini biliyoruz. Tankurt'u çok sevdiğini, çok aşık olarak evlendiğini de biliyoruz ama bazen sevgi ve aşk yetersiz oluyor. Evliliğin ilk ayında zaten bir kriz patlak verdi. O krizin dışarıya da yansıması aslında biraz daha sıkıntıları büyüttü. Tabii ki. Son olarak da ihanet iddiası. Bir de buna dolandırıcılık eklenmiş. Evet, o nereden eklendi? O nereden geldi? Yani durup dururken hani... Kim uydurabilir ki dolandırıcılık evet iddiasını? Evet. Acaba Burcu bir şeyler mi anlattı yakınlarına? Belki, tabii. Belki değil. Yakın çevresini anlatıyor insanlar, ünlüler. O yakın çevre birilerini anlatıyor, birileri derken sosyal medyanın, basının işte
bir şekilde diline düşüyor. Bazen de duyurmak istediğin şeyleri direkt ağızdan söylemek yerine böyle bir yöntemi tercih ediyor ünlüler. Çünkü ihaneti hem de Burcu Binici'nin eşinin cep telefonunda Gamze adlı bir kadınla yazışmalarını, yani bu kadar detay kısa sürede nasıl ortaya çıkıyor ve o kızın adının Gamze nereden olduğuna kadar biliyoruz. Daha biz o habere bir bakalım işin içinden ne çıkacak derken bir de yanına dolandırıcılık ekleniyor. Ve Burcu da öyle kesin bir dille hayır falan yalanlamıyor ama Tankurt cephesinden avukat aracılığıyla tabii ki hemen bir yalanlama geldi, bekliyorduk zaten.